Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Temmuz 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Temmuz'un konu başlıklarına şöyle bir kısaca bakalım. 3 Temmuz'da Oğlak burcunda Dolunay meydana gelecek. 17 Temmuz'da Yengeç burcunda yeni ay doğacak. Mars ayın 11'ine kadar Aslan'da, daha sonra Başak burcuna geçecek. Ay boyunca Venüs Aslan burcunda 23 Temmuz itibariyle gerilemeye başlayacak. Evet, şimdi bunlar ne demek? Detaylara bakalım. Oğlak burcunda Dolunay ayın 3'ünde meydana geliyor. Ayın ilk yarısını aslında şekillendiren bir Dolunay. 11 derece Oğlak Dolunayı 12. evinizde meydana gelecek. 12-6 aksının öne çıktığı bir ay Temmuz ayı. Bu da sizin için genel sağlığınız, düzeniniz, alışkanlıklarınızla ilgili konulara işaret ediyor. İşte Oğlak Dolunayı bu anlamda gerek çalışma ortamınız, gerek günlük alışkanlıklarınız, yaşamınızla ilgili bir düzenleme getiren bir Dolunay aslında. Bir farkındalık veriyor size. Maneviyata, ruhsal konulara biraz yönelebilirsiniz. Bir geri çekilme, bir dinlenme, belki Dolunay yakınlarında bir tatil, bir inziva olabilir. Bununla birlikte yalnız yapacağınız işlere, hazırlıklara da odaklanabilirsiniz. Dolunay hayatınızda bitmesi gereken, tamamlanması gereken konulara da işaret ediyor. Bu bir iş de olabilir, bir alışkanlık olabilir, zararlı bir bağımlılığınız olabilir. Örneğin bir şekilde hayatınızda yeni bir düzen kurma yönünde farkındalığınız artabilir. Öncü burçlarımızı daha çok etkiliyor. Siz bir sabit burçsunuz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Koç, yengeç, terazi ya da oğlak burçlarında gezegenleriniz var mı? Eğer varsa bunlar 11 derece ve yakınlarındaysa tabii ki Dolunay'ın bireysel etkileri artacaktır sizin adınıza. Dolunay'ı takip eden özellikle ayın 17'sine kadar olan süreci etkileyecektir. Mars ay boyunca önce Aslan, sonra da Başak burcunda olacak. Yani enerjinizi bu ay ilişkilere, işbirliklerine daha fazla yönlendiriyorsunuz ve daha sonra ayın 11'inde Mars Başak'a geçince para ve finans konuları, hesap işleri, işte borç alacak konuları, banka işleri ve benzeri alanlara daha fazla enerji harcıyorsunuz. Biraz ilişkiler, işbirlikleri, ortaklıklarla bağlantılı olarak tabii ki parasal hesaplar, hisseli paralar, paylaşımlar alanına da geçebilir bu konu. Ayın 20'sinde Mars-Satürn karşıtlığı var. Para durumunuza özellikle bugünlerde dikkat edin. 19'u, 20, 21'i işte beklenmedik bir harcama olabilir, bir borç konusu olabilir. Borçlanma konusuna dikkat edelim. Sağlık konularında da biraz kazalara, sakarlıklara açık olabilirsiniz. Ya da böyle bir anda bir operasyon, bir ameliyat ya da dişle ilgili bir sorun, bir enfeksiyon problemi ve benzeri durumlar oluşabilir. Özellikle ayın 19'u, 20, 21 şartları zorlamamakta fayda var. Ayın 17'sinde Yengeç burcunda yeni ay doğacak. 6. evinizde. Bu yeni ay aslında günlük hayatınızda bir çekidüzen getiriyor, bir yenilik getiriyor. Belki bir iş ya da iş ortamınızda bir çalışma şekli, belki yeni bir müşteri, beraber çalışacağınız yeni bir yardımcı, asistan. Hani bir düzen değişimi ama daha çok işinize, mesleğinize, günlük hayatınıza işaret ediyor. Evde de bir çalışma, iş ortamı oluşturabilirsiniz. Yaşadığınız mekanların, çalıştığınız mekanların düzenlenmesi, işte konforunu arttırmaya yönelik bazı uygulamalar olabilir. Sağlıkla ilgili konularda bir beslenme programına başlamanız, bir probleminiz, bir sağlık sorununuz varsa tedaviye başlamanız mümkündür. Evcil hayvan edinebilirsiniz örneğin. Yardımcıya ihtiyacınız varsa bir yardımcınız olabilir bu yeni ayla birlikte. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçların 24 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu bahsettiğim etkiler yeni ay ve yeni ayı takip eden 2 haftalık süreç içerisinde hayatınızda daha çok kendini gösterebilir. Evet, ay boyunca Venüs Aslan'da ve her bir 1,5 yılda bir olduğu gibi bu yılda 23 Temmuz'la 5 Eylül arasında Venüs gerilemesi yaşayacağız. Aslan burcunda en fazla etkilenecek burçlardan birisiniz. 7. evinizde olacak, ilişki evinizde olacak bu gerileme. Bu dönemde tabii ki ilişkilerinizi daha fazla sorgulayabilirsiniz. Yani evliliğinizi, işbirliğinizi, yakın bir arkadaşlığınızı daha fazla sorgulamanız mümkün. Eşinizin, belki partnerinizin tutumları biraz daha, yani ilişkinizle ilgili alanlarda kararsız olabilir, biraz daha sorgulayıcı olabilir. Karşınızdaki kişilerin beklentileri,
değişkenlik gösterebilir. Sevgi ilişkilerinde özellikle, sevgi alışverişlerinde, değer konularında burada karşınızdaki kişilerin daha hassas olduğunu, partnerinizin daha hassas olduğunu hissedebilirsiniz. Nostaljik etkiler de getirebilir. Geçmiş bir ilişkiyi, geçmiş bir partner, eş bu dönemde karşınıza gelebilir. Onunla ilgili konular devreye girebilir. İşbirlikleriyle de ilgili olabilir bunlar. Yarım kalmış bir şeyleri tamamlamak için fırsatlar da çıkabilir tabii ki karşınıza. Bunlar daha karmik, daha böyle kadersel etkiler de olabilir. Bu dönemde tabii ki bir anlaşma, sözleşme çok uygun değildir. Yani imza atmak, evlenmek. Çok bunları tavsiye etmeyiz. Venüs retrolarında işbirliklerine de daha temkinli yaklaşmak gerekir. Güzellik, estetik, kişisel bakım gibi alanlarda tabii ki biraz daha uygulamalara temkinli yaklaşmak gerekir. Mümkünse bu konuları 5 Eylül sonrasını ertelemekte fayda var. İlişkilerle de ilgili çok radikal kararlar almamakta fayda var. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın. Kova burcu, burçlar kuşağının 11. burcudur. Yönetici gezegeni Uranüs ve Satürn'dür. Hava elementinin sabit nitelikli burcudur. Kova burçları heyecanlı, insancı, bağımsız, yaratıcı, ileri görüşlü, arkadaş canlısı kişilerdir. Aynı zamanda dik kafalı, gelenekleri aldırmayan, huysuz, anlaşılmaz, tutucu kişiler de olabilirler. Kova burcu insanı yeni olan her şeye meraklıdır. Modaya uygun giyinmek, beğeni çıkan her şeye sahip olmak isterler. Kovalar, insanları seven ve dünyaya dost gözüyle bakan kişilerdir. Çok yönlü ve kültürlüdür. Birçok konuda bilgi sahibi olabilir. Toplumda aranan kişiler olmalarına rağmen bazen herkesten uzaklaşma ihtiyacı duyarlar. Kendilerini çok beğenebilirler. Kova burcu dahiler burcudur. Hayalleri gerçek yapacak kişilerdir.